Ben de üstadının sözlerine o zaman devam edeyim Ebru'cum. Üstadın ittifak olmamız için bunun önemi üzerine söylediği bir sözü var aslında. Bu sözlerinden bir tanesi şu şekilde. İslam dünyası için önemli tehlike cehalet, zaruret yani fakirlik ve ihtilaftır. İhtilafa düşmeyin diye söylemiş bakın üstadımız. Çok önemli bir konuya değinmiş. Birlik olmamız gerektiğini önemli üzerinde durmuş. Bunları sanat, marifet, ittifak yoluyla yenmek gerekmektedir. İttifak yoluyla yenmek gerekmektedir diye de bu sözünde devam ediyor. Bakın Müslümanların mutlaka güç birliği yapması gerekiyor. Bu bizim gerçekten hayatımızdaki en önemli, birinci sıraya almamız gereken durumlardan bir tanesi. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Bunun için bizim böyle yıllar alacak, seneler geçecek öyle bir vaktimiz yok. Şu an dünyanın her yerinde baktığımızda gerçekten mazlumların acı çektiğini görüyoruz. Biz o mazlumlar dünyanın her bir köşesinde acı çekerken bunların içinde Müslümanlar da var, Museviler de var, Hristiyanlar da var, inanmayanlar da olabilir. Fakirlik içinde yaşayanlar, huzursuz ve mutsuz yaşayanlar, onların huzura kavuşması için de, kalplerin huzura kavuşması için de imanlarına vesile olmamız gerekiyor bizim. Onlar o şekilde yaşarken biz kendi ülkemizde ya da kendi evimizin içinde rahatça yaşayamayız, rahatça uykuya dalamayız. Bunların hiçbiri gerçekten bizim vicdanımızla kapatabileceğimiz durumlar, hisler değil. Bizim vicdanımız sürekli olarak uyanık ve sürekli olarak bize bunu hatırlatıyor. Suriye'deki kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi, diğer ülkelerdeki tüm kardeşlerimizi de zalim diktatörlerin ezdiği, zalimlerin kendilerince güçlü buldukları yerde onların üstüne geçip onlara kendi fikirlerini, kendi hak olmayan ideolojilerini dayatmaya kalktıkları yerlerde bizim onları korumamız gerekiyor. Şimdi bu gerçekten önemli ama bunun içinde tabii ki akılcı bir birlik olması gerekiyor. Yani imana dayalı bir birliğin olması gerekiyor. Bu birliğin oluşması için de Müslümanların önce olması gerekiyor. Bir kişinin çıkıp, iki kişinin çıkıp, hep birlikte bir süre sonra bir topluluğun çıkıp artık yeter. Bunu durdurabileceğimiz tek bir çözüm var Allah'ın bildirdiği. Bu çözüm birlik olmamız, Müslüman aleminin birlik olması ve dünyada barışı hakim etmemiz demesi gerekiyor. İşte o lider, manevi lider olacak olan o kişi Mehdi Aleyhisselam olacak. Ama ondan öncesinde tabii ki şu anda da gerçekten olayların akışına baktığımızda bizim hep sakinleştirici tavırdan vazgeçmememiz gerekiyor. Müslümanlar arasındaki ayrılıkları çoğaltacak değil mi? Müslümanlar arasındaki ayrılıkları ortadan kaldıracak, kardeşlerimizin arasını bulup düzeltecek, birbirimize sevgiyi daha fazla aşılayacak, birbirimizin güzel ahlakını şimdi Ebru da hatırlattı, birini silmek değil, onun güzel yönlerini, onun bir hatası varsa hatasından vazgeçmesi için Kur'an ayetleriyle ona tebliğ yapmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi vakitimiz yok. Bizim boşa harcayacak, boş vakitle kendimizi gün içinde zamanımızı öldürecek gerçekten öyle bir durumumuz yok. Bunlar çok acil ihtiyaç. Müslüman aleminin birlik olması çok acil bir ihtiyaç. Bakın Allah ayetlerinde çok fazla ayette bildirmiş birlik olmamız gerektiğini. Mesela Ali İmran suresi 103. ayette Allah şöyle bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Demek ki Allah'ın ayetlerine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Burada anlamamız gereken Kur'an ayetlerinde bildirilen birlik olun diyor Allah. Müslümanlar kardeştir. Eğer kardeşlerinizin arasında bir anlaşmazlık olursa kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin diyor. İşte bunu yapmamız gerekiyor. Başka bir ayette şöyle geçiyor, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Şu da önemli, Allah burada yine bize bir sır vermiş. Bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Yani bu birliğin kurulmasında da sabrı göstermemiz gerekiyor. Kardeşlerimize ya da diğer kişilere karşı ya da cahilliklerinden söyleyenlere karşı bu birlik olmaz, Mehdi çıkmayacak diyenlere karşı bizim sabırla, sevgiyle güzel bir şekilde tebliğe devam etmemiz gerekiyor. Bunu bizim elimizden alabilecek hiçbir şey olamaz. Bunu bu konuda bizi durduracak Allah'ın dilemesi hiçbir şey olmamalı. Bir ayet daha hatırlatmak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Nur suresi 22. ayette. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Yani o kardeşlerimize, ihtiyaç içinde olan kardeşlerimize de yardımda bulunmamız gerektiğini bu ayette Allah bildiriyor. Demek ki ne olacak İslam Birliği olduğunda? Şunu bir kere daha hemen özetleyip konuyu bitireceğim. İslam Birliği olduğunda sadece
iman eden, yani sadece Müslüman olan, kurala inanan insanlar değil, aynı şekilde Tevrat'a inanan, İncil'e inanan, dine inanmayan kişilerin de rahat yaşayacağı bir ortam oluşacak. Onlara karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde uygulanan ahlak uygulanacak. Mehdi vesilesiyle, Mehdi'nin manevi liderliğinde. Onlara da sevgiyle yaklaşılacak, onların güvenlikleri sağlanacak, onların rahatları sağlanacak, ailelerine, çocuklarına, bulundukları ortamların güzelleşmesine katkı sağlanacak ve dünyada birbirine kötü söz söyleyen, birbirini rahatsız eden, onu iftira altında bırakan hiçbir durum gerçekleşmeyecek. Ama bunun gerçekleşmesi için de bizim vicdanımızı gerçekten son noktasına kadar kullanıp birliğe çağrıda bulunmamız gerekiyor. Dün hocamızın hatırlattığı bir Twitter'da yazdığımız bir başlık vardı. İnananlar birleşsin diye. Müslümanların birleşmesi farzdır. Gerçekten inananlar birleşsin ve dünyadaki bu savaş ortamında dünyadan biz önderlik yaparak, biz öncülük yaparak kaldıralım inşallah.